Evet, bugün taş ekmeği tatlısı yapıyoruz. Taş ekmeği tatlısı için ilk olarak şerbetimizi yapıyoruz. Şerbetimize 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı da su koyuyoruz. Ocakta birazcık kaynadıktan sonra üzerine 2-3 damla limon sıkıyoruz. Limon sıktıktan bir 5 dakika daha kaynatıp şerbetimizi kenara alıyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Evet, şimdi taş ekmeği tarifimize gelelim. 2 adet yumurtayı mikserle çırpıyoruz. Üzerine 3 çorba kaşığı yoğurdumuzu ekliyoruz. 1 çay kaşığı karbonatımızı ekliyoruz. Biraz çırptıktan sonra üzerine 2 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Ve 3 su bardağı suyumuzu da ilave ediyoruz. Şimdi 3,5 su bardağı da unumuzu yavaş yavaş kaşıkla birlikte ekliyoruz. Harcımızın kıvamı çok koyu olmayacak ama çok da sıvı olmayacak. İkisinin ortası olacak. Kesinlikle koyu olması için su ilave etmeyin ya da un ilave etmeyin. Evet. Tavamızda yaparken tavamızı azıcık yağlıyorum ben peçeteyle. Daha sonra üzerine büyük bir kepçeyle harç döküyorum ve tavada her yerine yaydırıyorum. Önlü arkalı şekilde bunları pişiriyoruz. Pişirdikten sonra da yine ayrı bir tepsiye koyuyoruz. Evet, şimdi gelelim boş bir tepsinin içerisine bir adet taş ekmeği koyuyoruz. Üzerine şerbetini döküyoruz ve onun üzerine de ince çekilmiş cevizden serpiyoruz. Taş ekmeklerini kat kat bu şekilde yapacağız. Her katına şerbet ve her katına ceviz koyacağız. Çok değişik bir tatlıdır. Sizlere önerim, tepsiyi mutlaka büyük tutun. Çünkü şerbetini daha sonra içerisine çekeceği için tatlımız birazcık daha büyüyecek, kabaracak. Yaklaşık yarım saat beklemesi gerekiyor çünkü. Eğer ceviziniz yoksa fındıkla da deneyebilirsiniz. Evet, son katını da koyuyoruz şimdi. Son katına da yine üzerine şerbet döküyoruz ve yine cevizi süslüyoruz. Evet, hazır. Şimdi şerbetini birazcık daha güzel içerisine çekebilmesi için ne yapıyoruz? Yaptığımız tatlımızı dilimler haline getiriyoruz. En azından orta kısımları da şerbeti içerisine alsın diye. Bıçak yardımıyla aralarını birazcık aralayacağız. Yaklaşık bu şekilde yarım saat bekleteceksiniz. Yarım saat sonunda afiyetle yiyebilirsiniz tabii ki. Evet, tatlımız bekledi. Bakın nasıl kabardı. Hemen bir dilim alalım, gösterelim kat kat. Çok hafif bir tatlı oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok şerbetli de değil, çok şekerli de değil. Ne yapıyoruz? Hemen yanına şekersiz birer Türk kahvesi yapıyoruz. Tatlımızla birlikte afiyetle tüketiyoruz. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Sayfamı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.